Arkadaşlar merhabalar. 50 günde TYT Geometri kampında, yani şu kitabın kampında geldik 12. güne. Tales teoremlerinden bahsedeceğiz. Yani temel orantı ve kelebek benzerliklerinden bahsedeceğiz bugün. Önemli bir gün yine, çünkü her sene sınavda mutlaka bununla ilgili bir soru çıkıyor diyebiliriz. Sadece üçgenden çıkmasını bekleme. Diğer konuların içerisinde de çıkabilir. Aynı zamanda diğer konuların, mesela dörtgenlerde karşılıklı kenarları paralel olan dörtgenlerde özellikle çok kullanıyoruz. Oradaki özelliklerin ispatlarında da biz bunu kullanıyoruz. Yani özellikleri çok fazla bilmek istemiyorsan bu konuya iyi bir şekilde hakim olmak zorundasın. Evet, temel orantı. İlk dersimizde temel orantıdan bahsedeceğiz. O zaman şöyle bir şafak sayarımıza bakalım. Şafak sayarımızda hemen geldik 12. güne. 74. sayfadaymış 12. gün. 74 ile 78 arasında. Sonra bakıyoruz şurada hocam. Bakıyoruz 12. günde kaç tane dersimiz olacak? 2 tane dersimiz olacak. Üçgenle benzerlik 4 ve 5. Bugünkü ilk dersimizde ne işleyeceğiz sizinle birlikte? Temel orantıdan bahsedeceğiz. Sonra haftalık programa bakmaya gerek var mı? O da 6. haftanın içerisindeydi zaten. 10-11-12, yani bugünü bitirince 6. haftayı da bitirmiş olacaksınız. Evet, o zaman sayfa numarasına gelelim bakalım. Kaçtı? Yanlış hatırlamıyorsam sanırım 74'tü. Evet, 74'teyiz. Temel orantı benzerliğinden bahsedeceğiz şimdi. Evet gençler, şuraya bir sileyim size. Temel orantı, aslında temel orantı dediğimiz şey böyle bir üçgen içinde bir kenara paralel çizildiğinde oluşuyor. Paralel çizdiğimiz zaman temel orantı karşımıza çıkıyor. Tamam, eyvallah. Hocam bu ezberi mi yapacağız şimdi? Hayır. Temel orantı da aslında en iyi bildiğimiz, hatta uğruna iki video çektiğimiz, iki ders çektiğimiz açı benzerliğinden geliyor. Nasıl mı? Bak şimdi. Paralellik var mı orada? Var. O paralellikten dolayı yöndeş açılardan nokta açısıysa nokta açısı, çizgi açısıysa çizgi açısını yazdık. A köşesindeki açıda çift çizgi her iki üçgende de ortak değil mi? Evet. Şimdi buradaki küçük üçgenle büyük üçgen ne oldu? Benzer oldu. Benzerliği uygulayalım. Aynı açının karşısındakileri oranlayalım. Yani burada A'nın A artı B'ye oranı eşittir C'nin C artı D'ye oranı. Aynı zamanda çift çizginin karşısı X'in çift çizginin karşısı Y'ye oranına eşit oldu. Küçük üçgenle büyük üçgenin benzerliğinden geliyor gördüğün üzere. Yani biz bunu bu şekilde hep ispat tekniğiyle mi yapalım? Hayır. Ya biz bu temel orantıyı bilelim. Çünkü bize kolaylık sağlıyor. Bu kolaylıktan dolayı buradaki temel orantı mantığını bileceğiz. Temel orantıyı ne zaman kullanıyoruz? Bir kenara paralel çizildiğinde sivrilen yerden böyle şey yapacağız. Bu paralellerin küçüldüğü yer neresi? Burası böyle. Bazen şöyle de verilebilir. Böyle verildiği zaman buradan başlamayacaksın mesela. Paralel nereye doğru küçülüyor? Bak şu köşeye doğru. Buradan başlayacaksın o zaman. Şu bölü tamamı. Bu bölü tamamı diyeceksin yani. Burada da paralellere baktığım zaman sivrilen yer burası. Buradan başlayacağız. Yani buradan tekrarlı. A bölü A artı B. C bölü C artı D. X bölü Y'ye eşittir diyeceğiz. İşte buradaki kısım bu. Temel orantı. Bu kadar basit. Sivrilen yerden başlıyorsun. Tekrarlı şu şey. Oran şeklinde gideceğiz. Hatta kat şeklinde yazmayı çok seviyoruz biz burada. Özellikle açıortayda bunun altyapısını böyle edinmiştik. Altyapısını göstermiştik daha doğrusu. Burada da bunun daha kısası, daha pratiği de var mı hocam? Var tabii ki. Şunlar işin içine girmezse yukarıdan aşağı oran şeklinde gidebiliriz. Mesela A'nın B'ye oranı. Thales'te de söylemiştik zaten. Thales'te ne demiştik? Şöyle 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 olunca A bölü B, C bölü D demiştik. Burada da aynı mantık söylenilebilir. Aynı zamanda Thales sadece köşeleri birleşmiş burada. Yukarıdan aşağı A bölü B, yukarıdan aşağı C bölü D'ye eşit. Ya da hocam soldan sağa oran, soldan sağa oran A bölü C, B bölü D'dir diyebiliriz. Sorusuna göre şekillenecek bu. Sorusunda da zaten öğreneceğiz. Belli bir kat yazmayı bu tür pratik yollarla yaparsanız daha seri hareket edersiniz. Anlaştık. Ama burada önemli olan ne? Paralellerin böyle sivrildiği yer. Tekrar söylüyorum. Şu üçgende mesela şöyle paralel verildiği zaman yine bu köşeden başlamıyorsun. Nereden? Paraleller nereye doğru sivrilmiş? Buraya doğru. Buradan başlıyorsun. Tekrarlı böyle gidiyorsun. Şu şekilde. Ama burada hocam 4 ve 2 oran varsa, hocam burada şöyle 4'e 2 oran var. 2'ye 1 oran var. Direkt buraya 2K'ya K şeklinde yazabilirsin. Yani şu seni biraz yorabilir bu tür sorularda. Özellikle şunların işin içine girmediği sorularda bu şekilde hareket edeceğiz. Tamam dostlar. O zaman hadi bakalım öğrenme alanına bu işi öğrenelim. Şimdi burada ne var? Hocam direktman şurada bir temel orantı var. Şu bölü tamamı, şu bölü tamamı uygulanabilir. Evet. Ama bunlar işin içine girmemiş. Bu şekilde yapacağımıza direkt yukarıdan aşağıya oran 8 bölü 4. Yani 2'ye 1 oran var. O zaman 2'ye 1 oran olduğu için buranın kaç olması lazım? 3 olması lazım diyebiliriz. Hocam bak burada bunlar işin içine girmiş. Sivrilen yer neresi? Paraleller şuraya doğru küçülüyor. Buradan başlayacağız. Tekrarlı yapacağız zaman. Yani x bölü x artı 5, 6 bölü 9 eşittir diyeceğiz. X bölü x artı 5. Onlar işin içine giriyorsa tekrara gireceğiz kardeşim. 6 bölü 9. Buradan sadeleştirme yapalım. 2 ve 3. 3x eşittir 2x artı 10 yapar. Ve x'i de böyleliklerine buluruz. 10 olarak buluruz. Hocam kısası var mı? Yine kat şeklinde yapabilir miyiz? Tabii ki yapabilirsin burada da aslında. Hocam şu bölü tamamı 6 bölü 9 ya. 6 bölü 9 dediğim 2 bölü 3. Yani burası
2K iken tamamı 3K olacak. E o zaman tamamı 3K. Burası 2K ise buraya K kaldı deriz. K 5'e eşitse X de buradan böylelikle 10'a eşit olur deriz. Tamam. Mantık bu. Kat şeklinde de yine bu şekilde yapabilirsin dostum. Öbür soruya gelelim. Öbür soruda da hocam üçgenler farklı verilmiş. Tamam, paralellik şöyle verilmiş ama sadece şunda bir temel orantı yok ki. Aynı zamanda şu paralellikte de bir temel orantı var. Aynı şekilde şunla da şu paralel, bu paralellikte de bir temel orantı. Yani biz burada neye yoğunlaşacağız? Önce sayılara, her zaman bilinenden bilinmeyene doğru gidin diye söylemiştim size. Burada da bilinenden bilinmeyene gideceğiz. Bu seferki temel orantımız, bak sayılar burada olduğu için burada bir yoğunlaşalım temel orantıya. Kat şeklinde gidelim hatta. Hocam şu ve şunda 3'e 9 oran var. Yani 1 bölü 3 oran var. O zaman burada da şöyle 1 bölü 3 oran olacak. Hemen yazalım. 1 bölü 3 oran olacak. Kafadan 1 bölü 3 olduğu belliydim gençler. Yani burası K iken burası ne olacak? 3K olacak. Aa, o zaman burası K iken tamamı 3K ise buraya ne kaldı o zaman? 2K kaldı. Hemen 2K'yı yazıyoruz. Sonra buradan şuraya geçiş lazım bana. Hocam burada şöyle şu bölü şu diye söyleyeceğimize koldan kola geçişi kullanalım. Bak 1'e 2 oran var. E hocam burada da 1'e 2 oran vardır diye söyleyebiliriz hemen. A ve 2A'yı yazdım. Sonra şuradaki paralellikte de burada da bir temel orantı var, bunlar paralel. Hocam buradaki temel orantı da 1'e 2 oran var. E o zaman burada da 1'e 2 oran olacak. Hemen buraya 2x deriz ve x'i de böylelikle kaç buluruz? 3 olarak buluruz. Tamam gençler, olay bu. Bundan ibaret. Aynı sorunun laciverti aslında bir sonraki soruda. Hocam burada ilk etapta nereden başlamalıyız? Sayılar burada. Şuradan bir başlayalım. 2 bölü 6 oran var. Bak koldan kola geçiş. Hiç böyle tekrara girme. Bunlar işin içine girmemişsin. Ne yapacağız o zaman? Hocam burada 2 bölü 6. Yukarıdan aşağıya 2 bölü 6 oran var. E o zaman yani 1 bölü 3 oran var. E burası K ise burası 3K diyeceğiz. Dedik. Dedikten sonra şöyle sivrilen yerden paralel mi yapacağız? Bunlar işin içine girmiş. Hayır. Paraleller nereye doğru küçülüyor? Hocam şuraya. Sivrilen yer burası oldu. Buradan tekrarlı yapacaksın. Yani buradan şöyle başlayacaksın. Hocam şu bölü tamamı 6 bölü x eşit diyeceğiz. Yani 3K'nın 4K'ya oranı 6 bölü x diyeceğiz ve olayı bitireceğiz. Buradan K'lar gitti. Buradan ne geldi? 3x eşittir 24'ten. X'i de böylelikle kaç buluruz? 8 olarak buluruz. Evet. Öğrenme alanında işi öğrendik mi? Öğrendik. İşi hızlandırmak için kat şeklinde yazmak, özellikle ve özellikle koldan kola geçişte kat şeklinde yazmak bizim için aşırı derecede önemli. Unutma. Geldik bir sonraki soruya. Hadi bakalım, klasik sorularla başlıyoruz. Soruda ne demiş? Hocam paralellikler verilmiş ve Ali Kara uzunluğu da 10 verilmiş, 5 verilmiş, bir de EF de 6 verilmiş. Niye buraya yazılmadıysa? Neyse, EF'yi de 6 yazdık biz. Soruyu okumak lazım sonuçta, değil mi? Okuyalım ki anlayalım. Şimdi 6'yı yazdık. Bizden ne isteniyor? B'de X isteniyor. Peki ben şöyle şurada işlem yapmalıyım. Ne yapmalıyım? Verilen bilgilere bakmalıyım. İlk etapta nereye bakacağım? Şuraya bakacağım. Tabii ki sayılar burada. Hocam bu üçgende ne var? 10 bölü 15'im var. Hayır. Var da gerek yok. Şunlar işin içine girmemiş. O yüzden koldan kola geçiş yapalım. Yukarıdan aşağıya doğru 2'ye 1 oran var. O zaman burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 2K iken burası ne olacak? K olacak. Sonra ne yapacağız? Hocam şurada da bir temel orantı var artık. Ve bunlar işin içine girmiş. O zaman burada bir tekrar yapacağız. Sivrilen yer neresi? Hocam paralel bu. Paralel bu. Küçülüyor. Bu köşeye doğru küçülüyor. O zaman buradan yapacağız. Yani şöyle 2K'nın 3K'ya oranı. 2K bölü 3K eşittir 6 bölü X diyeceğiz ve olayı bitireceğiz. Buradan 2X eşittir K'lar nanay oldu çünkü 18 yapar ve X'i de böylelikle kaç buluruz? 9 olarak buluruz. Evet, örnek 35, 9 çıkar. Geldik örnek 36'ya. 36. soruda da şöyle paralellikler verilmiş. Hocam şu paralel, şu paralel, şu paralel, şu paralel olarak verilmiş ve burada oranlamalar verilmiş. Şimdi benim X'i bulmam için ne yapmam lazım? Hocam burayı bulmam lazım. O zaman burayı bulmalı şey 4'ten faydalanacağım değil mi? Verilen bilgiyi kullanıyorum. O yüzden ilk etapta nereye bakmalıyım ben? Sayının olduğu yere, yani şu üçgene bakmalıyım. Tersten bir temel orantı var. Paraleller nereye doğru küçülüyor? Hocam şuraya doğru küçülüyor. O zaman buradan yapacağım. Şimdi bu bölü tamamı mı yapayım? Hayır, yapmama gerek yok. Çünkü 4 burada, buraya kadar gelmeliyim bence. O zaman burada da şöyle yapıyorum. Şu bölü tamamı yapıyorum. E hocam şuralara bir AAA diyecek olursak 2A'nın 3A'ya oranı eşittir 4 bölü N, değil mi? 4 bölü N. Evet, burada 4 bölü N eşit oldu tersten. E o zaman burada şu 2 katıysa bu da 2 katı olur. N'i direkt 6 yazabiliriz. Artık işlemlerde biraz hızlanalım, değil mi? N'i 6 yazdık. N'i 6 yazdıktan sonra ne yapacağız? Hocam buradan da ben artık şuraya geçiş yapabilirim. Şuradan da şuraya bir geçiş yapabilirim. E buradaki geçişte de ne olacak? Bak paraleller şöyle bu sefer sivriliyor. O zaman bu köşeden başlayacağım. Şu köşeden başlayacak olursam şu bölü 6'nın olduğu yere kadar geldim. Bak bu. Yani şuraya da A diyecek olursam A bölü tamamı 4A eşittir. Hocam 6 bölü X olmak zorunda. 6 bölü X olacak ve şunlar şunlar gitti. X'i de böylelikle kaç bulduk? 24 olarak bulduk. Evet, 36. soru 24. Geldik 37. soruya. Oo Zehra. Zehracığım.
Canım ne haber? Evet Zehra benim yeğenim olur. İlk defa mı geliyor sorusu? Yani abimin büyük çocuğu. Abimin kızı yani. Zehra bir araçları birbirine eşit olan iki üçgeni BCD noktaları doğrusal olacak biçimde masanın üstüne şekildeki gibi koymuş. Uzunlukları 6, 12, 8, 5 falan filan verilmiş. Açılarında eşitliği verilmiş böyle. Ona diyor ki bize Zehra ECD üçgenini ok yönünde derken şu yönde arkadaşlar. Şöyle oku unutmuşuz. Ok yönünde C noktası etrafında BCE açısı kadar döndürdüğünde. BCE açısı kadar döndüreceğim. Yani şu açı kadar döndüreceğim. O zaman ne olacak? Ben bu açı kadar döndüreceksem bu kenar bu açı kadar döndürüldüğü zaman şuraya çakışmayacak mı? Yani şu kenarla şu kenar çakışacak şekilde döndürdüğümde DE uzunluğunun ABC üçgeninin üzerinde olmayan kısmının uzunluğu kaç olur diye soruluyor bize. Ne yapalım? Döndürelim. Özellikle bak şimdi CE'yi bunun üstüne yapıştıracak şekilde döndürelim. Hadi bakalım. Şöyle bir döndürelim. Tabii ekranda beni ters görüyorsun şöyle. Bu tarafa doğru döndürmem gerekecek galiba. Değil mi? Evet. Ters hareket edeyim. Evet. Yeşil üçgeni döndürüyorum şimdi. Hop. Döndürdüm. CE ile BC üst üste çakıştı. Yalnız orada ED uzunluğuna dikkat et. Birazı mavi kartonun üstünde oldu. Birazı da dışarıda oldu. İşte bizden ne isteniyor? ABC üçgenin üzerinde olmayan kısmının uzunluğu isteniyor. Yani o boşta kalan yer isteniliyor bizden. DE uzunluğunun boşta kalan yeri isteniyor. Hadi bakalım bulalım. Şimdi ne yaptık? Döndürdük böyle. Biz bir de burada döndürelim. İşin esprisi zaten buydu. Arkadaş bunu böyle döndüreceğim. Şu açı kadar döndüreceğim. Hop bu buraya geliyor. Aynı üçgeni de çizelim. Şöyle hep animasyonla olmuyor. Animasyonlar çok iyi oluyor bu arada. Bence çok iyi oluyor. Animasyonlar nasıl olduğunu da görüyorsunuz. Ufku da açıyorsunuz. Böyle ya bu senin olayı bu zaten ya. Neyse. Geldik buraya. Ondan sonra şu açı ne oldu o zaman? Bak döndürdüğüm zaman hep şu espriyi yapıyorum. Döndürdüm de kalem yine aynı kalem. Üçgen yine aynı üçgen. Eş yapılar var. Eş yapılarda kenarların eşitliği, açıların eşitliği bizim için aşırı derecede önemli. Yani senin burada döndürdüğün zaman bu köşe buraya geldi ya. Burası nokta açısıydı. O zaman nokta açısını yazdım. Sonra burası 5'e 8'di. O zaman burası da 5'e 8 olacak. 5'e 8'de yazdım. Yani şunun tamamı 5. Benden x isteniyor. Çünkü bu üçgenin üstünde olmayan kısmı nedir diye soruluyordu. O zaman buraya ne yazabiliriz? 5-x yazabiliriz. Sonra şuraya da ne yazacağız? Tabii ki 8 yazacağız. O zaman buraya ne kaldı? 4. Sonra durduk. Durup şekle bakıyoruz. Şekli yorumlayacağız şimdi burada artık. Bir şekli yorumlarken nasıl yorumluyorduk? Verilen bilgilere bakıyorduk. Verilen bilgilerde neyi kullanmadık? Hocam şu açıların eşitliğini. Döndürdüğüm zaman burada bu açı buraya geldi. Bu açıyla bu açı eşit. Olması ne anlama geliyor? Hocam bunlar birbirine paralel oldu. Ya olaya bak ya. Direkt paralelliği saklamışım burada. Açıların eşitliğinden sen bul demişim burada. Evet saklanmış güzel bir şey var. Hocam bunlar paralel çıktı. Dolayısıyla şurada bir kelebek temel orantı benzerliği çıktı mı paralellikten dolayı? Evet. Yani hemen orada temel orantıyı gösterelim. Hocam burada şu bölü bak paraleller nereye doğru küçülüyor? Bak şu köşeye doğru. Bu bölü tamamı yazıyorum. 8 bölü 12 eşittir. Sonra şu bölü 6 yapacak. Yani şuraya da şöyle göstereyim. 5 eksi x bölü 6 eşit olacak. Hocam buradan ne oldu? Burada aslında şunu da yapabilirsiniz. Hocam bu yarısı olmuş. Bu da yarısı olacak. 5 eksi x 4 ise x buradan 1 çıkar diyebilirsiniz. Ya da işler dişler ya da sadeleştir. 8 bölü 2 4 yapıyor. 4 5 eksi x ise x'i de buradan ne buluruz? 1 olarak buluruz. Gerçekten çok güzel bir soru arkadaşlar. Evet bunlar böyle her verilen bilgiyi kullanmayı yani soruda verilen bilgiyi kullandırmalı soru gördüğünüz zaman bunlar güzel sorulardır. Bunlar ÖSYM tarafından sevilen sorulardır. O yüzden buna dikkat et. Bu sorulara dikkat et. Evet geldik örnek 38'e. Bak bu da güzel bir soru. Şöyle kafayı bir bana çevir bakayım önce. Bir bana bak. Şu soruyu öncelikle sen bir yapar mısın? Klasik soru. Evet. Ama olayı anladın mı anlamadın mı ben biraz görmek istiyorum. Yapamasan da sorun değil. Ah be demem bile çok önemli zaten. O yüzden ah be bile diyebilirsin. Hadi ben soruya geçtim. Şimdi burada ABC üçgen paralellikler verilmiş. Bunlar paralel. Şunlar da birbirine paralel verilmiş. Buna göre CDX nedir diye soruyor. Şimdi hocam verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız. Ben sayılara bakacak olursam bu sayılar beni şuradaki üçgene ve şu paralelliğe itiyor. Bak verilen bilgiyi kullanıyorum. O yüzden ilk etapta ben şu üçgene bakmalıyım. Hocam bu üçgene bakarken nasıl hareket edeceğim şimdi? Bu üçgene bakarken şu şekilde hareket edebiliriz. Şurada şu bölü tamamı, bu bölü tamamı mı diyelim? Ama demeye gerek yok. Bunlar işin içine soksak olur mu? Olmaz. X'e ulaşamam. O yüzden bunlar işin içine girmiyorsa ne yapıyorduk? Yukarıdan aşağıya orana bakıyorduk. Yukarıdan aşağıya oran şöyle baktığın zaman 4 bölü 2. Yani 2'ye 1. O zaman buradaki yukarıdan aşağıya oran 2'ye 1 ise burada da yukarıdan aşağıya oran 2'ye 1. Yani 2K'ya K'dır. Tamam. Sonra ne yapacağız? Verilen bilgiyi kullanacağız. Ne verilmişti bize? Hocam bir de şu var. Bak şu paralellik var. Bu paralellik
paralelliği de kullanacağım. Bu paralellikte o zaman nereye bakacağım? Büyük üçgene bakacağım. Büyük üçgende tekrara gireyim mi, girmeyeyim? Bunlar işin içine girmemiş. Kollar var. Kollardan gideyim. Yani bu sefer de 2'ye 1 oran böyle yok mu? Var. Hatta şunu şöyle uzatayım. Daha net bir şekilde gör. Hocam burada da şöyle 2'ye 1 oran var. O zaman burada da 2'ye 1 oran olacak. Yani burası 6 ise buranın ne olması lazım? 2'ye 1 orandan dolayı 3 olması lazım. Ha, direkt 6'yı 3'e böldük. Yani 2'ye böldük. Bu çıktı. Normalde şöyle de yapabilirsin. Hocam 2 bölü 1 yani 2K'nın K'ya oranı eşittir 6 bölü X'ten çıkar aslında ama kolay bir şey olduğu için 2'ye 1 oran yazdık. Ha 2 bölü 3 oran olmuş olsaydı o zaman dediğimiz gibi oranlamadan da yapabilirdik gençler. Tamam. 38. soruyu da bu şekilde bulduk. Geldik 39. soruya. Evet. Zamanında sınavda çıkmış bir soru gençler. Zamanında sınavda çıkmış bir soruyla karşı karşıyasınız. Şöyle oturayım. ABC üçgeninin BC kenarına ait yüksekliği 10. Evet. Şurası 10 verilmiş bana. Sonra KLMR karesinin alanı. Karenin alanı 16 ise bir kenar kaç yapar? 4 yapar. Şuraları 4 4 yazayım. Burası da 4. Hatta şurası da 4 oldu. Sonra başka ne var burada? BC uzunluğu X nedir diye soruluyor. Arkadaş X soruluyor. Bak verilen bilgileri yazdıktan sonra sen sonuca daha rahat bir şekilde ulaşırsın. Öncelikli olarak iyi ki bu 4'ü yazdım. Ben 4'ü biliyorum. Yani buradaki 4'ü de biliyorum da buradaki 4'ten şu X'e ulaşamam herhalde değil mi? Bak beyninle çöz. Beyninle görmek dediğimiz olay. Ben buradaki 4'ten buradaki X'e ulaşabilirim. Çünkü bunlar paralel der hemen beynin. Niye? Çünkü bu bir kare. Kare olduğu için karşılıklı kenarlar paralel. Süper. Bak beynin ne güzel çalışıyor. Şunlar birbirine paralel oldu. Demek ki ben burada temel orantıyı oluşturacağım. Hocam temel orantıyı oluşturabilmem için şu bölü tamamı yapmam lazım. Ama buradaki uzunluk yok. Ama bana ne verilmiş? Oraya odaklanayım. Burası verilmiş. 10 verilmiş. Hocam ben buranın ne olduğunu biliyorum. Şuradaki parçanın 4 olduğunu biliyorum sadece. Çünkü bu dik ya. Burası da 90. Burası da 90. Paralellikten dolayı burası da 90. Yöndeşten oldu. Dikdörtgen oldu. Yani burası 4 oldu. Sonra burayı 4 yazdın. E buraya da ne kaldı? 6 kaldı. Ama hocam benim soruyu çözmem için şu paralelliği kullanacağım dedin ya. Beynin öyle bir yorum yaptı ya. Sonra bulduğuna odaklandın şimdi. 6'ya 4 oran var. Aa şuradaki üçgende de bir temel orantı var. Hemen onu gösterelim. 6'ya 4'e baktığın zaman ya da sol tarafındaki üçgende fark etmez. 6'ya 4'e baktığın zaman hocam yukarıdan aşağı oran 3'e 2. Hemen gelirsin buraya. Yukarıdan aşağıya oran 3 bölü 2'yi yazarsın. Sonra ne yaparsın? E burada da temel orantı uygularsın kardeşim. 3K'nın tamamı 5K'yı oranı. Sonra 4'ün sonra X oranı dersin. Olay biter. K'lar nanay oldu böylelikle. Buradan 3X eşittir 20 yapar. Ve X'i de böylelikle ne buluruz? 20 bölü 3 şeklinde buluruz. Sınavda çıkan bir soru. Tam bir kafayı çalıştırmalık bir soru değil mi? Benzeri sınavda çıktı. İşte bak bunu eski nesilde gördük ama bunu yeni nesle de çevirebilirler. Ama artık korkmana gerek yok. Eski nesilde de gördün. Anladın mantığı. Yeni nesle çevrilmişi de olsa, hikayeye de dökülmüş olsa sen artık bu çözüm tekniğini anladığın için bundan sonrasında sıkıntı yaşamazsın inşallah. Evet 39. soruyu da ne bulduk? 20 bölü 3 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet katlama. Muhammed'e iş düşüyor. Muhammed'ciğim katlayacağız değil mi? Hadi katlayalım bakalım şunu. Örnek 40. Şekil 1'deki üçgen şeklindeki karton DE boyunca katlanıp şekil 2 elde ediliyor. Gel senle birlikte katlayalım. Üçgenimiz hop şöyle katlandı ve bu hale geldi. Biz katlama sorularını gördüğümüz zaman ne yapıyorduk? Katlamasını açıyorduk. Açalım şöyle bir de. Hop açtık. Hatta burada gel kalemle de açalım seninle birlikte. Açtık eski haline getirdik. Eski haline getirince önemli olan neydi? Üst üste binen kenarlar eşit. Üst üste binen açılar eşit. Burası 6 verilmiş. Burası 4 verilmiş. Bu da komple ne oldu? Hocam şurası da 6 oldu. Sonra şuraya hiç girmiyorum bile. Hocam şunlar da birbirine eşit. Çünkü orası verilmemiş. Oraya yoğunlaşmayacağız o zaman. Tamam 6'ya ve 4'ü yazdık. Ama soru çıkmadı. Hocam KL bölü BC isteniliyor bizden. KL'ye de bakalım şöyle. KL uzunluğu da bak. Şurası şöyle. X ve şuradaki uzunluk isteniyor. X cins. Oran isteniyor. Şimdi ne yapacağız? Arkadaş öncelikli olarak şu X'i de sileyim istersen. Öncelikli olarak verilen her bir bilgiyi kullanmak zorundayız. Katlamayı tam anlamıyla kullandık mı? Kullanmadık. Kenarlar birbirine eşit. 6 ise 6. Aynı zamanda üst üste binen açılar da birbirine eşit değil miydi? Evet. Üst üste binen açıların da eşitliğini yazdım. Buradaki açılar da eşit. Hatta ve hatta şununla da şu birbirine eşit. Hatta bu açıyla da bu açı da eşit değil mi? Tamam. Sonra ne yapacağız hocam? Verilen bilgiyi kullanacağız kardeşim. Şunlar paralel mi? Paralel. Hem paralellik hem de açı aynı anda varsa büyük ihtimalle yöndeşlik Z falan filan vardır. Var mı? Var tabii ki. Hocam şununla şu birbirine paralel ya. Şurada şöyle bir Z kuralı var. Vay. Noktayı yapıştırdın. Hocam bununla bu birbirine paralel ya. Bak yöndeş açı var. Yani burası da nokta açısı olacak. Güzel. Sonra bakıyorum ki şu üçgende ikizkenar üçgen çıktı. Süper gidiyor. 4 ise 4'ü yazdık. Hocam bunun tamamı 6'ydı. Burası da 6. O zaman buraya ne kaldı? 2 kaldı. Şimdi şuradaki üçgeninde bu isteniliyor ya bizden. Bununla bu paralel temel orantı olduğunu beynin fark etti. O zaman
an o beynimizle işlemimizi yapalım. Hocam şurada bakacak olursak 2/6. 2/6 oran şeklinde yazalım. Gerçi buradan da buraya geçeceğiz. Bence 2/6 şeklinde gidelim. Bak hocam burası 2K iken burası 6K. Sonra burada da şu bölü şu. Bak ne var burada? 6/10 var. Hocam burası da 6/10 mu olacak? O zaman iyi ki buraya 6K yazmışız. Burası da ne olmak zorunda? 10K olmak zorunda. Şimdi bizden ne isteniyor? KL yani 2K bölü BC 10K isteniyor. Cevap da böylelikle K'lar sadeleşti ve 2 ile de 10 sadeleşince ne kaldı? 1/5 kaldı. Evet örnek 40'ı da böylelikle 1/5 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Evet bir döndürme sorusuyla karşı karşıyayız. Bakalım ne diyor? Ne diyorduk hep? Kalem döndürdüğümüzde aynı kalem oluyor değil mi? Bak şimdi şekildeki ABC üçgeni biçimindeki bir kartonun üzerine GKL üçgen biçimindeki bir karton konulmuştur. Bir kartonu koymuşum. G'de üçgenin ağırlık merkezi olmuş. MK'yı 4 vermişiz. MG'yi de 3 vermişiz. GKL üçgeni L noktası etrafında. Bak şurada L noktası etrafında. BCA açısı kadar döndürüldüğünde G eleman ağacı oluyormuş. O zaman ben bu yönü döndüreceğim. Neredeki bu açı kadar döndüreceğim. Şöyle şu açı kadar döndürdüğümde. Bu açı kadar döndürdüğümde o zaman ben bunu döndürüyorum şöyle. Bu buraya geliyor. Bu açı kadar döndürmüş oluyorum. Aa o yüzden ne olmuş oldu hocam? Bu açıyla bu açı birbirine eşit olmuş oldu. Yani çaktırmadan bize bunların paralelliğini vermiş oldu. Dur şimdi animasyonu da göstereyim. Şurada L noktası etrafında üçgeni şöyle bir döndürelim seninle birlikte. Döndürdük. Orası geldi. Döndürmeyi geri aç bak. Açtın geri. Şimdi bir daha döndürürken dönme açısına bakar mısın? LG'yi döndürüyoruz ya. LG'ye dönerken hop AC'nin üstüne kadar geldi. Orada ALG açısı kadar dönmüş olmadı mı? Evet. Döndürmeyi gördün. Bir daha şöyle bir açalım. Yani biz şunu yapmış olduk burada. Hocam ben bu kenarı bu şekilde böyle döndürdüğüm zaman şuradaki açı kadar döndürdüğüm zaman nereye geliyormuş? Tam olarak G noktası buraya geliyormuş. Yani çaktırmadan bize buradaki açılar eşit diyor. Tamam buradaki açıların eşit olması ne anlama geldi? Hocam bunlar birbirine paralel oldu diyor o zaman. Tamam. Şimdi burada bir oran var mı? Temel orantı var mı? Var. Hocam burada bir 4/7 oran var. Yani burası 4x iken burası 7x olur. Sonra şunu kullanmalıyız. Şununla da büyüğü paralel. Aa ağırlık merkezi. Ağırlık merkezini kullanmadık. Ağırlık merkezinden paralel çizildiğinde şurada 1'e 3 oran olmuyor muydu? Oluyordu. Hemen o ispatı hatırlatayım sana. Hocam şu ağırlık merkezi ise burası x ise burası 3x oluyordu. Niye? Çünkü şunu şöyle çizdiğimde 1'e 2 oran var ya böyle. 1/3 orandan x ise burası da 3x olur diyorduk. Yani burası 7x ise bunun tamamı ne olmak zorunda? Hocam tamamı 7x'in 3 katı. Yani 21x olmak zorunda. Şimdi bizden MN 4x/BC 21x isteniyor. O zaman cevap 4/21 yapar. Güzel bir soru. Bazen de böyle açıların eşitliğini döndürmeyle eşitliğini gösterebilirler. O anlamda hoş bir soru. Yalnız hocam direkt özellikle ilgili soru sormuşsunuz. Ya tamam orayı da hatırlayalım diye şey yaptım. İspatını sen ayrı bir yerde de yapabilirdin. ÖSYM bu kadar sorar mı? Ya sormayabilir. Evet ama en azından bak bu soruda bir şey öğrenmiş oldun ya. Sen şu şekilde döndürdüğün zaman o açı bak buraya geliyor ya. Şu kenar hocam LG bunun üstüne geliyormuş. Bu açı kadar döndürüldüğünde dönme yeri de hop şurası burası oldu. Bak şu açıların eşitliğini en azından burada anlamış oldun. Ha, burada da bir artistlik yapmış olduk sadece. Tamam. Evet örnek 41'de bu şekilde 4/21 bulduk. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi 42. sorudayız ve oranlamalar verilmiş bize. Bak şimdi burada EB'nin uzunluğu 3K iken AE'nin uzunluğu 2K'ymış. Yazdık EB'nin uzunluğu 3K, AE'nin uzunluğu 2K yazdık. Sonra 4 verilmiş, 10 verilmiş ve BCX isteniliyor bizden. Hocam ne yapacağız burada? Benzeriyiz. Sorusu sınavda da çıktı arkadaşlar. Hatta sınavda çıkan kısmı da burası verilmişti. Burası x'ken burası da x+6 şeklinde verilmişti. Burada aslında güzel bir mantık var. Çok güzel bir mantık var. Ama ilk etapta ben o güzel mantıktan çözmeyeceğim. Uzun yoldan çözeceğim. Şimdi soruda neler verilmiş? Şurada hocam bunlar birbirine paralel verilmiş mi? Verilmiş. Paralellik olduğunda bizim için önemli olan nedir? Temel orantı. Temel orantı oluşturacağız. Burada temel orantı oluştururken hocam yukarı doğru yapabiliriz. Ama buradaki oranı bilmiyorum o zaman. Buradaki uzatı atıp da şundan dolayı hocam 4/10 ya 2/5 yapıyor galiba. 2/5 olacağından 2A ise bunun tamamı 5A. Buraya da 3A kaldı deyip K'yı A cinsinden yazabilirsin. Sonra da şu bölü tamamından X'e de ulaşabilirsin. Bu bir tık daha uzun yol. Şimdi daha da kısalaştırmak için yukarıda bir tane daha orana ihtiyacım oldu bu şekilde uzattığımda. Amaç paralellikler olduğunda temel orantı benzerliği oluşturmak ya. Hocam şu şekilde de oluşturabiliriz temel orantıyı. Ya şuradan da şöyle paralel kenar çizebilirim. Paralel kenar çizip. Burada bir
temel orantı oluşturabilirim. Ya da tam tersi, hocam şuradan şöyle bir paralel kenar çizeyim. Paralel kenar yamukta da çok kullanıyoruz zaten biz bunu. 4 ve 4 olur. Hocam 2K ve 3K olur paralel kenarlardan dolayı. E bunun tamamı 10'sa buraya da ne kalır o zaman? 6 kalır. Hemen 6'yı yazdık buraya. Sonrasında ne oldu? Hocam şurada bir temel orantı çıktı. Bak daha sade bir şekilde çözüm oldu şimdi. Temel orantı yapacağız burada dostlar. Temel orantımızı da yapacak olursak sonuca ulaşacağız. Temel orantı da burada nedir? Hocam buradaki temel orantıda 2 bölü 5 oran var. 2K'nın 5K'ya oranı eşittir. 6 bölü, hadi şuraya tamamı x diye x eksi 4 diyelim. 6 bölü x eksi 4 yapar. Hocam bu 3 katıysa bu da 3 katı. Yani x eksi 4 eşittir 15'ten. X'i de böylelikle 19 olarak buluruz. Bu şekilde ben şey yaptım da sen işler dışlarda yapabilirsin ama kendini artık bu şekildeki sorularda da biraz şey yap. Ne yap? Hızlandır. O yüzden bu teknikleri de gösteriyor. Peki anlaşıldı herhalde. Bir sıkıntı yok herhalde. Büyük ihtimalle bir sıkıntı yoktur. Hocam bunun kolay bir yolu var mı? Evet, bir keresinde görmüştüm. Görür görmez aklımda kalmıştım. Aklımda kalmıştı daha doğrusu. Büyük ihtimalle sen de şimdi bununla ilgili bir soruyu yamuk konularında da karşına çıktığı zaman büyük ihtimalle rahat bir şekilde yapabileceksin. Evet, bu çözümü istersen notunda dursun. Sen yukarıya aynı soruyu şuraya çiz ve farklı bir çözümü de burada göster. Ben burada bunu siliyorum. Tamam, siliyorum. Şurada 2K ve 3K oranı var dostlar. Hemen yazıyorum şuraya. 2K ve 3K'yı yazdım. Hocam bak bu şekilde paralel olduğunda şuna bakacaksın. Hocam buradan buraya ne var? 6 artış var. 6 artış var. Dikkat et. 2K'da 6 artış varsa 2K'da yazıyorum. Yazmana da gerek yok aslında ama. K'daki artış kaç olur? 3 olur. Hocam buradan buraya 3K var. Bak 3K. 3K'daki artış ne olacaktır o zaman? 3K'daki artış da K'daki 3'tü ya. 9 olur. Yani böyle 9 artış olur diyeceksin. E 10'dan 9 arttıracaksın. Direkt cevap ne oldu? 19 oldu diye de söyleyebilirsin. Ha bunu ezberle demiyorum. Çok kolay. Akılda kalıyor. Akılda da bir kere gördüm ya ben. Büyük ihtimalle benim gibi adamın aklında kaldıysa senin de aklında kalacaktır. Çok da güzel pratik bir şey oluyor. Ha bazen bu soru şu şekilde de olabiliyor. İşte bu teknik bu sorularda da işe yarayabiliyor. Mesela 4 buraya verip 10 buraya verip atıyorum burası 2K burası 3K derse hocam bu sefer şöyle burayı K deyip de hatta buraya 3K demeyelim de K deyip de dur bir daha şey yazayım ben bu soruyu. Bir daha yazayım. Şöyle bir şey verildiğinde atıyorum burası 2K burası 3K burası 4 iken şurayı da kaç versin mesela 14 versin. Şöyle de bakabilirsin. Hocam 10 artmış. 5K'da 10 artmış. K'da 2 artar. 2K'da da 4 artar deyip buraya da direkt 8 yazabilirsin mesela. Çok hoş oluyor. Yani şu büyük artışlara da bakabilirsin. Ya da artış ya da azalış şeklinde de gidebilirsin. Güzel bir teknik bence aklında kalmıştır. Böyle sorularda da bunu da aklına gelirse kullan. Gelmezse de temel orantı benzerliğinden de yap. Ezbere bir bilgi vermiyorum. Ezbere karşıyım aslında. Ama bir kere gördüğümüzde de aklımızda da kalıyorsa niye hamallık yapalım kardeşim, değil mi? Evet, geldik örnek 43'e. Aşağıda neler verilmiş bakalım. Aşağıdaki şekilde düz bir zeminde doğrusal olacak şekilde biçimde Ali ağaç ve direk resmedilmiştir. Ali kim oluyordu? Birader demeyelim. Birader kardeş oluyor birader. Abim oluyordu. Aynı zamanda Ali Kara dedemin de adı. Büyük dedenin de adı. Evet, Ali ağaç ve direk resmedilmiştir. Evet, ağaç ile direğin boyları sırasıyla 250 ve 280 olarak verilmiş. Ağaç direğe uzaklığı ise Ali'nin ağaç ile direğe uzaklığı ise 240 ve 340 verilmiş. Aslında burası 240 tamamı da 340. Yani şuradaki mesafe bize 100 olarak verilmiş. Ali geriye doğru 60 santimetre gittiğinde bizim Ali burada ya 60 santimetre götürelim. Şuraya götürdüğümüzde ne oluyormuş? Ali'nin gözleri yerden kaç santimetre uzaktadır diye soruluyor bize. Başladı. Direği görmeye başladığına göre. Ali'nin gözleri direği görüyormuş. Görmeye başlıyormuş. Yani şöyle bir şey olacak. O zaman ben şuradan Ali'yi şuraya getireyim kardeşim. Şöyle getireyim. Ali geldin mi buraya? Geldin. Ali'nin gözleri de mesela şu mesafede ya. Hadi şu mesafede. Tamam. Gözlerinin mesafesini buraya getirin. Yani gözü burada. Hop buraya getirdim. Buraya kadar geldiğinde Ali tam olarak direği görmeye başlıyormuş. Direği görmeye başlasın bakalım şöyle. Direği görmeye başladı şöyle. Tam böyle ucundan. Sonra şuradaki mesafeyi de şöyle uzatalım. Ne kadar gitmiş? 60 geriye gitmiş. Hocam burası kaç? 60. Hemen 60'ı da yazalım burada. Sonra Ali'nin boyu falan belli miydi? Belli değildi ama Ali'nin gözlerinin zemine olan uzaklığı isteniliyor bizden. Gözleri yerden ne kadar uzaklıdır diye soruluyor. Şuraya bir x diyelim o zaman. Görünmüyor mu? Şöyle yapalım. Biraz küçültelim. Şuraya bir x diyelim. Şöyle biraz büyütüp öyle sağa çekelim ister. Şuraya x diyelim. Şimdi her bir bilgi elimizde var aslında. Şuraya baktığımız an ağacın boyunu kaç vermişti bize? Ağacın boyunu bize 280 vermişti. Yani hikaye yeni bir soru sadece arkadaşlar ama eski sorulardan bir farkı yok. Burası 250, burası 280 ve buradaki x soruluyor bana ve şuradaki uzunluklar da belli mi? Belli. Soru normal klasik bir soruya çevrildi. Bak burası kaç? 300. Burası kaç? 100. E şimdi şuradan şuraya bir mesafe var. 280'den 250'ye. Ne oldu? 30 mu azaldı? Evet. Bir önceki kullandığımız tekniği kullanacağım. 30 azaldı. %30 azaldı. Hocam buradan buraya da
ne var? 300 var. %30 azaldıysa, %30 azaldıysa o zaman 300'de kaç azalır? 90 azalması lazım. Buradan buraya da ne olması lazım? 90 azalması lazım. 280'den 250'ye 30 azaldı. O zaman buradan buraya da ne azalması lazım? 90 azalması lazım. O zaman 250'den de 90'ı çıkartıyoruz arkadaşlar. Çıkarttığımız zaman da kaç yapıyor? 160 mı yapıyor? Evet, 160 santimetre. Cevap 160. Ha, sen eski teknikle de bulabilirsin. Hocam buradan bir temel orantı oluşturayım şöyle. 160 yani burası x ise burası x, burası x dersin. Şuraya ne kalır? 250xx. Buraya 280xx. Burası 300, 100. Burası da 300. Burası da 100 deyip sonra temel oranttan da sonuca ulaşabilirsin ama kolay bir yolu öğrendik. Burada yüzde, yüze 300 var ya, yani k'ya 3k'da diyebilirsin. K'da 30 azalmış, o zaman 3k'da 90 azalır diyeceksin. Burada da azalttık böyle, 250'den 90 azalttığımız zaman cevabı da ne bulduk? 160 bulduk gençler. Evet, o zaman şuraya cevabı 160 yazalım. Evet, hızlanmayı da öğreniyoruz bu arada. Geldik şuraya 44. soruya. Şimdi soruda ne demiş 44. soruda? Masanın üzerinde aralığında uzaklık 15 birim olan 8 ve 6 birim yüksekliğindeki iki mum ve bu mumlar arasında 2 birim yüksekliğinde bir kalem mumlarla doğrusal olacak biçimde yerleştirilmiş. Tamam. Yani şu mum buraya, bu mum buraya, şöyle göstereyim. Mum buraya, mum buraya. Kalem de bunların tam ortasına doğrusal olacak şekilde yerleştirilmiş. Yani bir mum buradayken, bir mum buradayken diğer mum da masa yüzeyindeki şurada değil yani. Yani şu çizginin üstünde diyor bize. Bir kalem de burada diyor. Sonra mumlardan çıkan ışıklarla oluşan gölge var. Bu mumdan çıkan ışıkla burada bir gölge oluşmuş. Bu mumdan çıkan ışıkla da burada bir gölge oluşmuş. Ve bu gölge boyları da birbirine eşit verilmiş. Bunun benzeri de sınavda da çıktı dostlar, haberiniz olsun. Burada ne yapacağız hocam? 15 verilmiş. Mumlardan ikisinin oluşturduğu gölgenin boyu kaç birimdir diye soruluyor bize. Tamam, şuraya bir x diyelim. Hocam burası x, burası x. Bunlar zemine hep dik değil mi? Dik. Yani şunlar ne olacaktır? Paralel olacak. İlk etapta şuraya bakmak istiyorum. Hocam şuradaki üçgene bakacak olursam burada bir temel orantı var. Buradaki temel orantıdaki orana bakalım mı? Hocam 2 bölü 8. Kolay bir oran. 1 bölü 4. Yani burası 1 iken şöyle x iken tamamının kaç olması lazım? 4x olması lazım. Burası 4x oldu. O zaman x x 2x buradaysa buraya da ne kaldı? 2x kaldı. Hemen 2x'i yazdım. Sonra öbürüne bakalım. Hocam şuradaki üçgene bakacak olursak şuradaki üçgende de bir temel orantı var mı? Var. Nasıl bir temel orantı var? Şöyle 2 bölü 6. 2 bölü 6 da 1 bölü 3 değil mi? Evet. Yani 1 bölü 3 olacak. Yani şöyle yazayım onu da maviyle göstereyim. Hocam şurada 1 bölü 3 oran olacak. Şöyle. O zaman burası x ise tamamının 3x olması lazım. Tamamı 3x olacak. Hocam burada x var. Burada da x var. O zaman buraya da ne kalıyor? Buraya da x kalıyor. Toplama bakacak olursak x burada, x burada, x burada, 2x burada. Toplamda 5x oldu orası. 5x 15'e eşitse x de böylelikle 3 mu oldu? Evet. Bunlardan ikisinin oluşturduğu gölgenin boyu isteniyor yalnız bizden. Şu gölge x, bu gölge de x. Bizden ne isteniyor? 2x isteniyor. Cevap böylelikle 6 yapar. Evet. Görüyorsunuz bu şekilde özellikle temel orantıyla alakalı ÖSYM seviyor. Üçgenlerde soru sormayı seviyor ama farklı konularda da gelebilir tabii bu sorular. Böyle genelde mum ışıklarıyla zemine dik olan şeyler veriyor. Yeni nesil o şekilde çevirebiliyor. Ya da farklı şekillerde de yine karşımıza da gelebiliyor. Bak boş bir soru. Ne yaptık? Oranı kullanarak daha rahat bir şekilde yaptık gördüğün üzere. Şuradaki oranı da kullanarak. Tamam. Evet. Geldik bir sonraki soruya. Şöyle örnek 45'teyiz. Bir baba 6 ve 3 yaşındaki çocuklarının aralarındaki kilo farkından dolayı birlikte oynayabilmeleri için eşit kollu olmayan bir tahterevalli yapmıştır. İşte o baba ben oluyorum herhalde. Çünkü 6 ve 3 yaşında 2 tane çocuğum var ve biliyorsunuz daha uzun olursa dengede olması, yani ağır olanı kısa yere koyarsam uzun olan yere de küçüğü koyarsam ağırlıkları en azından fizik gereği dengelenmiş olur değil mi? Yani yoksa Egehan'ı eşit kollu koyduğum zaman, Egehan'ı direkt koyduğumda Kerem kendini oynatamıyordu. En azından böyle bir şey yapınca birbirleriyle de rahat bir şekilde oynuyor. Gerçi Kerem yerine kız koymuşuz burada ya. Tüh, nasıl yaptık bu hatayı? Neyse. Evet, koymuşuz böyle. Şimdi tahterevalli doğrusal bir parça zemine dik olacak biçimde bu parçaya yerleştirilen bir destek üzerinde konulmuştur. Tahterevallinin tanımı yapılmış burada. Sonra düz bir zemine yerleştirilen bu tahterevallinin sağ ucu şekil 1'deki gibi yere değdiğinde sol ucunun yerden yüksekliği 180. Evet, ben bunu zemine değdirdiğimde burası 180 oluyormuş. Öbür türlü olduğunda da şu uca değdiğinde buradan buranın yerden yüksekliği de ne oluyormuş? 60 oluyormuş. Buna göre tahterevalliye yerleştirilen desteğin uzunluğu
uzunluğu nedir diye soruluyor bize. Şimdi gençler, şuradaki desteğin uzunluğu soruluyor bize. X ya da aynı şey, burası X. Şimdi şekil 1'de ve şekil 2'de aynı şeyi mi kullandım ben? Aynı yapımı var. Evet. Birincisi de şekil 1'de tahterevalli bu şekildeyken, şekil 2'de tahterevalli bu şekilde. Yani burada ne var aslında? Eş yapıyı kullanıyoruz. Eş uzunluğun değişmezliğini kullanıyoruz. Aynı eş yapıyı kullanıyoruz. O zaman eş yapıyı kullandığımız için oradaki eşitleri göstereceğiz. Şimdi şuraya baktığımız zaman hocam ne var? Bunlar birbirine paralel. Temel orantı kullanacağım. Hocam buraya baktığım zaman bunlar da birbirine paralel. Temel orantı kullanacağım belli. Hocam bunları mı kullanacağım? Bunlar her iki şekilde de aynı değil ki. Bak şuradaki uzunluklar. Ama her iki şekilde de aynı olan özdeş yapılar. Yani ben şuraya bir A, buraya bir B dersem aynı şekilde bu yukarı çıktığı zaman da şöyle şöyle geldiği zaman burası A, burası B oluyor. Eş yapılar. Bak A, B'yi yazdık böyle. Sonrasında ne yapacağız? Temel orantı var. Temel orantıyı uygulayalım. Hadi uygulayalım hocam. Şurada A'nın A artı B'ye oranı. Yazalım. A bölü A artı B eşittir. Nedir hocam? X bölü 180. Hemen yazdık. X bölü 180'i yazdık. Ama buradan bir şey çıkmadı. 3 tane bilinmeyen var. Bir de öbürüne bakalım şimdi. Hocam burada da sivrilen yer burası. B bölü B artı var burada. Bunu uygulayalım. B bölü B artı A. Yazıyorum onu da. B bölü A artı B eşittir. X bölü 60 değil mi? Evet. Hocam burada ne yapacağız? Vallahi arkadaşlar 2 bilinmeyen denklem, 3 bilinmeyen denklem var. Aslında şöyle yapabiliriz. İçler dışlar yapıp. Hocam A artı B çarpı X geliyor buradan. Buradan da A artı B çarpı X geliyor. A artı B çarpı X'leri birbirine eşitleyip A ile B arasındaki oranı bulabiliriz. 1, 2. Şunları taraf tarafa oranlayarak A artı B'ler gidiyor. X'ler gidiyor. A bölü B direkt gelebiliyor. Ama şuradaki işlem sanki daha mantıklı olacak. A artı B çarpı X neye eşit hocam? Şurada A artı B ile X'in çarpımı. Hocam A çarpı 180'e eşit. A çarpı 180'e eşit. Alttakinde neye eşit? Bak alttakine bak şimdi. Alttakine bak. Hocam A artı B çarpı X. B çarpı 60 eşit. Tamam. Bu da B çarpı 60 eşit. Yani o zaman şu ikisi birbirine eşit. 60 ile 180 sadeleşti. B eşittir 3A'ı bulduk böylelikle. Evet. Tamam. Ama X'i bulamadık. Yaz B yerine 3A'yı şimdi. Hocam B yerine 3A'yı yazdım. Şimdi buradaki temel orantıyı bir daha yap bakayım. Ya da gel denklemde yerine yaz bakayım. Hocam burada temel orantıyı yeniden yapacak olursam 3A'nın 4A'yı oranı oldu. Diğer ilk şekilde de yapabilirdin. 3A'nın 4A'yı oranı eşittir. X bölü 60 olacak. Bunlar sadeleşti. Şöyle baktığın zaman hocam buradan buraya kaç katı var? 15. Buradan buraya da 15 katı var diyebilirsin. Ya da içler dışlar yap. Hocam buradan 4x eşittir. 3 çarpı 60. 60 ile bu sadeleşti. 15 kaldı. Ve x'i de böylelikle kaç bulduk? 45 olarak bulduk mu? Bulduk. İşte bizden desteğin uzunluğu isteniyordu. Dolayısıyla cevap 45 oldu gençler. Anlaşıldı değil mi? Güzel bir soru değil mi? Gerçekten hoş bir soru. Gerçekten çok hoş bir soru ve ÖSYM bunun benzerini de bize sordu. Dikkat dikkat. Hatta 2 sene ard arda aynı sorunun lacivertini sordu. Düşün yani. Öyle bir soru. Ama güzel bir soru. İnsanlar korkuyor. Bu şekilde işlem yapmaktan korkuyorsunuz biraz. Şu işlemleri yapmaktan korkmayın. Bazen denklemleri birbirine eşitleyebileceğiniz durum çıkabiliyor. Ya hocam matematiksel işlem var. Geometrinin içinde matematik mi deme sorulur? Hayır. Matematikle geometri iç içe kardeşim. Yani geometride tabii ki işlem yapıyoruz. Matematiksel işlemleri de denklemleri de karşılaşacağız tabii ki bunlar. Tamam. Hiç böyle bunları da sorgulamayın yani. Kusura bakmayın da. Bak adam ÖSYM'de sormuş zaten bunu. Neyse. Örnek 45 kaç çıktı bu? 45 mi çıktı? Evet. 45 çıktı. Geldik. Örnek 46'ya. Bak bu da çok güzel bir soru. Eskimeyecek soru tiplerinden biridir. Çünkü zamanında 10 yıl öncesinde, 12 yıl öncesinde sorulmuş. Hala da sorulmaya aday sorulardan biridir. Benzeri sorusu soruldu. Niye aday sorulardan biri? Çaktırmadan paralellik veriliyor çünkü. Bak şimdi. Birim kareler üzerine çizilmiş. AD doğru parçası B ve C noktaları işaretlenmiş. Evet. AD doğru parçasının üzerinde B ve C işaretlenmiş. Sonra buna göre diyor AC bölü BD. AC bölü BD oranlaması kaçtır diye soruluyor. Demek ki ben buradaki oranlamaları tek tek bulmaya çalışacağım. Bulurken ne yapacağım? Oran isteniliyor. Büyük ihtimalle benzerlik var. Hocam benzer üçgen yok ama paralellikler aslında çaktırmadan verilmiş. Birim kareler olduğu için yatay çizgiler nedir? Birbirine paraleldir hocam. Aynı şekilde dikey çizgiler nedir? Birbirine paraleldir hocam. Ben o zaman bu soruyu çözerken yatay çizgilerin paralelliğine ya da dikey çizgilerin paralelliğine bakacağım. Şimdi B'ye bakacak olursam eğer hocam B böyle yatay bir çizginin üstünde değil dikey çizginin üstünde. O zaman o dikey çizgiyi şöyle düşünelim kardeşim. Dikkat dikkat. Hocam dikey çizgisi bu şekilde. O zaman şunu düşüneyim ama şu olay işin içine girmeyecek mi dostlar? AD işin içine girmeyecek mi? Girecek. O zaman orada bir buradaki birim karelerin üstündeki doğrular bana şeyi oluşturdu mu? Temel orantıyı oluşturdu mu? Oluşturdu. Hocam burada temel orantı oluştu. Ne güzel. Bak burada ne var? Bir oran var. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7'ye 1, 2. Yani 7'ye 2 oran var burada. Yanlış saymadıysam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Evet. 7'ye 2 oran var. Gel o zaman burada şöyle 7'ye 2'yi yaz kardeşim. Koldan kola geçiş yapıyorum. Hocam burası 7,
7K'ya burası da 2 yazdım. Hocam niye 7K'ya 2K yazmadın? Sonuçta benden ne isteniyor? Oran isteniyor. Oranladığım zaman K'lar gidecek. Niye K'la kafamı karıştırayım diye düşündüm. Sonra C'ye bakıyorum. Hocam C'ye de bakarken bu sefer dikeyin üstünde değil yatayın üstünde. O zaman yatay üzerinde bir işlem yapacağım burada da. Hadi yatay üzerinde işlem yapalım. Hocam bu yatay üzerinde işlem ve burada neye bakmalıyım ben? AC'yi değil AD'yi işin içine katmalıyım ya. Bak burada da şöyle bir temel orantı oluşturdu. Bu temel orantıya bakacak olursam eğer hocam buradaki koldan kola geçiş. Bak burada 1 2 3 birim 1 2 3. Ort taban çıktı. Yani şunlar birbirine eşit. Hocam bunlar birbirine eşitse o zaman şuradaki parçalar da birbirine eşit olacak. Hocam bunun tamamına baktım. 2 7 daha 9. 9 bölü 2. Buçukla uğraşmak istemiyorum. Geldim buraya. Hocam burada 7'ye 2 oran var ya. 7'ye 2 oranı yazmayayım da ne yazayım? 2 katını yazayım. Çünkü 2'ye böleceğim ya o yüzden. Ha sen buçuklu da yazabilirsin. Ama böyle virgül çıktığı zaman bu hamleyi de yapabilirsin. Yani bunun yerine 7 değil de 14 yaz. Bunun yerine de 2 değil de 4 yaz. Şimdi baktığın zaman 14 4 daha 18 yaptı. 2'ye böl. 9 9 yapar buradaki uzunluğun tamamı. O zaman buraya ne kaldı dostum? Hocam şuraya baktım. 9. Burası 4 ise o zaman buraya 5 kaldı. Hemen 5'i yazdım buraya. Şimdi AC bölü. AC'ye bakıyorum. Hocam AC uzunluğu 9. BD uzunluğuna bakıyorum. BD uzunluğu da 14. O zaman 9 bölü 14 oldu mu cevap? Oldu. Çok güzel bir soru. Çok güzel bir soru ama bak B noktasına baktığımda dikeyin üzerinde dikey üzerinde işlem yaptım. Şuradaki C noktasına baktığımda yatay üzerinde yatay üzerinde bir temel orantı oluşturdum. Tabii işin içinde bu olduğu için buna ait bir temel orantı oluşturdum. Şöyle paralel çizip de. Anlaşıldı mı gençler? Bak önemli sorulardan biri. Eskimeyecek soru tiplerinden biri. Çaktırmadan paralelliği vermek demek işte bu birim karelerin üzerinde onu kullanmak demek. Ya da aynı şekilde birim kareler verilmeyebilir. Dikdörtgenlerle de oluşturulabilir bu şekil. Dikdörtgenler de zaten karşılıklı kenarlar birbirine paralel. Dikdörtgenlerle de ilgili bir soru yazdım. O da bir sonraki ders olacak haberin olsun. Şimdi geldik 47. soruya. Örnek 47'de. Sonra ne oluyor? Evet son soruymuş. 47. sorudayız gençler. 47. soruda ne verilmiş? Hocam verilen bilgilere bakalım. 20 var, 16 var, x var, 15 var ve burada bir uzunluk var. Yani EB'nin uzunluğuna ben 2K dersem AE'nin uzunluğu 3K mı oluyor? Evet. EB'nin uzunluğu 2K'yı yazdım. AE'nin uzunluğuna da 3K yazdım. Tamam. Şimdi de dur. Dikkatli bir şekilde dinle. Son soru. Bak yeni nesilde değil. Demek ki ekstra bir şey öğreteceğim sana burada. Son soru. Şimdi burada bizden ne isteniyor? X isteniyor. Arkadaş bu soruya baktın ve soruda hiçbir verilen bilgiyi kullanamıyorsun. Hocam bir açı var. Ortak bir açı yok ya da açı 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 benzerliği çıkmıyor maalesef. Hocam bir açı varsa kenar açı kenar var mı diye bakarım. Alfanın kollarını yazdım mesela 10'a 2K. Öbüründe alfanın kollarını yazdım mesela 5K'ya 20. Şuraya 5K burası 20. Hayır oran da aynı olmadı. Demek ki kenar açı kenar benzerliği de yok burada. Ne yapacağız? O zaman ben buradaki oranı kullanmaya çalışacağım. Şimdi dikkatli bir şekilde dinle beni. Buradaki oranı kullanmak demek ne demek? Oran varsa benzerlik vardır demek. Benzerlik yoksa da benzerliği biz oluşturacağız demek. Benzerliği nasıl oluşturacağız? Bak şimdi. İyi ki eskiden sana ort tabanı anlattım ben. Eğer buradaki oranlama şu 3K 2K değil de şu şekilde eşit olmuş olsaydı anladın olayı. Hocam ort taban çizerdim. İki ihtimalim vardı. Ya buradan buraya doğru çizerdim ama bu olmaz. Ya da burada bak bunlar yok. Şu eşitlik var. Ort tabanı nereye doğru çizerdik? Şuraya. Şuna paralel çizerdik. Genelde karışık olan yere doğru çiziyorduk ve verilen bilgiye çiziyorduk. 20 ise 10 deyip buradan ort tabandan burayı bulurduk. Sonra bunlar paralel ya. Alfa ise bak buraya da alfa der. Ne güzel yapardık değil mi? Eşitlikle ilgili sormuş olsaydım bu soruyu yapabilirdin. Ama artık bundan sonrasında orta tabanda da bu işi öğrendik ya. Böyle oranlamanın olduğu sorularda soruyu yapamıyorsan eğer ne yapacaksın? Oranın mantığını kullanmaya çalışacaksın. Oranın mantığı nasıl kullanılır? Oradan paralel çizerek, orta tabandaki gibi düşünerek paralel çizerek. Yani şuradan paralel çizeyen. İki ihtimalim var. Hocam şu üçgenin üzerinde ya burası. Buradan şu kenara paralel çizemem zaten. Ya buraya paralel çizeceğim. Böyle paralel çizince olmuyor. Karışık olan yere doğru çizmek lazım. Ya da ne yapacaksın? Buradan şuna paralel çizeceksin. Hadi paraleli çizdik diyelim şöyle. Hop çizdik paraleli. Paraleli çizince ne çıktı şimdi? Verilen her bir bilgiyi kullanalım. Hocam şöyle bir paraleli çizdik. Paralellikten dolayı alfaysa burayı da alfa yazdık. Güzel. Bak, alfaysa burası da alfa oldu. En azından alfalar yan yana geldi. Verilen bilgiyi kullanmış olacağım. Hocam burada da bir temel orantı var böyle. Ve 2K'ya 5K oran var. Hatta bak 2K'ya 3K var ya burada. Hani şurada. Koldan kola geçiş yapalım ilk başta. 2'ye 3 oran olduğu için. Hocam burası da 2A ise burası 3A'dır. Toplamda 5A eşittir. 15 ise A'yı buradan 3 bulurum. A 3 ise burası 6. Burası 9 çıkar. Sonra şurayı bulmaya çalışalım. Hocam burayı bulurken de ne yapacağız? Şurada da şöyle bir temel orantı var. Tabii şundan için içine girdiği için tekrarlı. Ve sivrilen yer burası ya. Yani 2 bölü 5 oran var burada da. 2K
4K'nın 5K'yı oranı eşittir N bölü 20. E hocam buradan buraya 4K, buradan buraya 4K. N'i buradan 8 buluruz. 8 bulduk. Sonra ne yapacağız? Verilen bilgiye yoğunlaşacağız tabii ki. Hocam şu üçgende bak, açılar yan yana. Yani bir açı ortay çıktı. Bak bak bak, olaya bak. Hocam bu üçgende açı ortay çıktı burası. Bu açı ortaydaki oran ne? Hocam soldan sağa, pardon, sağdan sola 8 iken 16 olmuş. 1'e 2 oran var. İstersen şöyle yazabilirsin. Hocam 8 bölü 16 eşittir 6 bölü x yazabilirsin. Ama gerek var mı? Yok. Kat şeklinde gideceğiz. 8 iken 16 olmuş. 6 iken burası da kaç olur o zaman? 12 olur diyeceğiz. Yani cevaba böylelikle 12 diye ulaşırız. Anladın mı şimdi? Oran gördüğün zaman da orta tabandaki gibi hareket edeceğiz. Oran gördüğün zaman aklına ne gelecekmiş? Benzerlik. Benzerlik, benzerlik. Ha, orta tabandaki gibi benzerlik. Oranın mantığını kullanmak demek oradaki paralel çizip temel orantı oluşturma. Öbüründe orta taban oluşturmayı anladık ya. O yüzden orayı anladığımız için burayı da anlamada herhangi bir problem yaşamayız gençler. Evet, güzel bir soruydu. Hoş bir soruydu. Böylelikle bu temel orantıyı hallettik. Hatta o oran mantığını bak şurada da göstereceğim. Bu soruda da göstereceğim bir sonraki dersimizde. Orada daha iyi bir şekilde oturmuş olacak. Böylelikle bu dersi bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki ders. Yani 12. gündeydik. 12. günün ikinci dersinde görüşmek dileğiyle. Kendine iyi bak. Hoşça kal.